Olay Sağlık'tan herkese merhaba. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Hoş geldiniz stüdyomuza. Efendim Türkiye'nin gündemi yoğun. Olay Sağlığı'nda bugün gündemi yoğun. Çünkü insan dendiği zaman akla gelen ilk temel organdan bugün bahsedeceğiz. Beynimizi konuşacağız. Beynimizi ilgilendiren kronik problemlerden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz hafta değerlendirdiğimiz MS haftası etkinlikleri çerçevesinde Ömer Faruk hocamızı konuk etmiştik. Bugün yine MS'i çok önemli bir uzmanla konuşmaya başlayacağız. Uzman konuğumuz nöroloji doktoru, uzman doktor Mustafa Erin bizimle birlikte ve kendisi hem alanıyla ilgili detaylı bilgiler vermekle birlikte migren, demans gibi çok önemli sorunlardan da bize bahsedecek önümüzdeki 45 dakika boyunca. Sizler de bizleri ifade ettiğimiz konu başlıkları ile ilgili nörolojik ve kronik sorunlarla ilgili sorularınız için 0224 alan koduyla 331-70-75 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz. Eğer telefon şansımız yoksa olaysağlık@olaytv.com.tr mail adresinden ve Olay TV ve Olay Sağlık Facebook adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar hatırlatalım, nöroloji uzmanı Doktor Mustafa Erin bizimle birlikte. Olay Sağlık başlıyor. Geldiniz. Hoş bulduk. Başta belirtmiştik aslında. Sanırım popüler bilimin bundan sonraki en temel konusu artık hep beyin olacak. Evet. Biz bundan sonraki haftalarda beyinle de ilgili çok daha farklı formatta programlar yapacağız. Bunu konuşacağız sizinle birlikte. Hem de konuştuk ama bundan önce sağlıklı bir nörolojik fonksiyona geçmeden önce hastalıkları konuşalım. Hastalıkları ilk sıraya alalım diye düşündük. Bu nedenden dolayı da en yakın geçmişte değerlendirdiğimiz MS ile başlayalım isterseniz. Hem uzmanlık alanlarınızdan biri olarak da MS'i aslında evet, konuşmak ve tartışmak gerekiyor. Bu hastalığı biraz tanımlayalım mı? Bu hastalığın bugün tedavisinde gelinen son noktayı nasıl tarif edebiliriz? Elbette. Şimdi MS açılımıyla hepimizin bildiği gibi multiple skleroz deyiminin kısaltılmış baş harflerinden oluşan bir deyim MS diye olarak tanımlıyoruz. Kronik demiyelinizden bir proses. Ne demek bu? Beynin içinde nöron adını verdiğimiz beyin sinir hücrelerinin uzantıları olan aksonların üzerinde bulunan miyelin adını verdiğimiz kılıfların bozulması sonucunda nöronlardan uç organlara giden iletimin bozulmasıdır. Yani bunun anlamı sizin beyninizden uyarılar çıkar fakat yolda kesintiye uğrarlar. Kesintiye uğradığı için örneğin kolunuzu hareket ettirmekte zorlanırsınız, güç kaybınız olur, uyuşmalarınız olur. Ayrıca organlardan beyne akımda bozulacağı için bu bozuklukların hepsini görme şansımız artar. Peki bununla ilgili tanı kriterleri içinde neler var biliyorsunuz, bunu daha önceden görmüş olabiliriz. En önemlisi neydi? Bunlarda belli bir dönemde, bu genelde genç yaşlarda görülüyor biliyorsunuz, sarışınlarda, yeşil gözlülerde ve bayanlarda daha fazla daha sık olur, gözleniyor, daha evet, sık görülür. Ama en önemlisi şu, kısa bir dönem için kişide bir güç kaybı olur, uyuşmalar olur. Ondan sonra bu yaklaşık 3-5 hafta içinde düzelmeye başlar, kendi kendine düzelebilir. Şimdi bu söylediğimiz belirtiler aslında pek çok nörolojik ve dahiliyeyi de ilgilendiren sorunda da karşımıza çıkıyor, değil mi? Evet, ama burada en önemli kural şu olmalı. Siz kişinin nörolojik muayenesinin çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. Burada çok küçük bir ayrıntı var. Biz muayene yaptığımızda o beyinden uç organa kadar geçen bölümde kişinin muayenesinde sinir sisteminin tutup tutulmadığını anlarız. Bu anlamda bizim için çok önemli. Biz bunu anlayabildiğimiz için o zaman beynin kronik dejeneratif hastalıklar adını verdiğimiz bölümde bunu değerlendiririz ve bunu diğer tetkiklerle destekleriz. Şimdi günümüzde bununla ilgili bir takım tedavi yöntemleri gittikçe gelişiyor. Çok ilginç tedaviler var bildiğimiz gibi hepimizin. İşte bununla ilgili uygulanan interleukinlerden tutun da yeni çıkan şu anda yeni ilaç grupları ki hocalarımız bunu burada anlatmışlardır, bunu bahsettiler. Artık yeni hapları falan çıkmaya başladı. Onlar da kullanılıyor şu anda günümüzde. Onlar da aktif olarak kullanılıyor. Fakat bunların hepsi profesyonel şekilde kontrol edildikten sonra başlanmalı. Yani ciddi bir şekilde yine bir üniversite hastanesi tarafından ya da en azından en üst seviyede bir yüksek lisans gibi kurum tarafından başlanmalı. Onun altındaki seviyelerde o hastanede yönlendirme yapmak daha uygun. Çünkü bu son seçeneklerden bir tanesi. Ama şimdi günümüz artık sadece ilaçlara değil, ilaç dışı tedavilere de önem veriliyor. Peki günümüzde ilaç dışında MS'in direkt tedavisini yapan bir yöntem var mı? Yok, böyle bir şey yok. Ancak hastanın yaşam kalitesini artıracak,
hastanın hayat kalitesini bir iki seviye daha yukarı çıkaracak olan yöntemler var. Nedir İşte bunlar? Bunlardan bir iki tanesi basit olan söylemiş, akupunktur denenebilir. Hı hı. Fizik tedavi zaten biliyorsunuz yapılması gerekenlerden bir tanesi. Ama bunlardan bir tanesi de transkraniyal manyetik stimülasyon. TMS yani dediğiniz TMS yöntem. Veya TMO, transkraniyal manyetik uyarım. Peki burada olay ne? Bakın bu kesinlikle hastalık için bir çare, kesin bir çözüm değildir. Buradaki amaç şu olmalı, siz beyinden, son yapılan çalışmaların gösterdiği gibi, beyinden bir kişiyi uyardığınızda uyarılan nöronlar alt taraftaki aksonlarını sürekli olarak akım geçireceği için o yollardaki aşırı derecedeki uyarılmaya bağlı olarak yollardaki miyelin kılıfında onarım başladığı gösterilmiştir son yapılan çalışmalarla. Bu çok anlamlı bir şey. Biz artık eskiden olduğu gibi insanlara basitçe şunu söylemiyoruz. Kesinlikle önerdiğimiz şey şu, fizik tedavi çok önemli çünkü fiziğinizi yaptırmazsanız, o hareket seviyelerini yaptırmazsanız beynin içindeki bu düzelmeyi sağlayamazsınız. Bir bu, ama aynısının sizin vücudunuzun dışındaki organları çalıştırdınız, güçlendirdiniz, atrofi olmasını engellediniz. Aynısını beyinden de yapıyorsunuz. Dolayısıyla beyinden yapılan uyarılarla da o miyelin hasarını yavaş da olsa biraz katkıda bulunuyorsa ne kadar güzel bir şey. Amaç ne? Hayat kalitesini artırmak. Şimdi bir mailimiz var. Belki de benim de atladığım bir meseleye değinmiş. Hatice Tunç'un mail attığını düşünüyorum adresten. Diyor ki MS olup olmadığımızı peki nasıl anlarız? Bu konuyla ilgili yapılacak olan testler çok mu zor, çok mu pahalı diye sormuş. MS olup olmadığını MS kişi sadece belirtilerden yola çıkarak anlayamaz elbette ama. Bununla ilgili tabii ki kesinlikle şöyle demek lazım. MS olup olmadığınızı anlamanın tek yolu bir nöroloji uzmanı tarafından değerlendirmenizdir. Nöroloji uzmanı size yaptığı nörolojik muayeneyle bununla ilgili düşüncelerini aktarır. Size şunu söyleyebilir. Sizde olası bir MS olabilir, bir de kesin MS olabilirsiniz. Öncelikle olası MS olursunuz. Bununla ilgili bir takım testler alınır. Onları yaparsınız. Bununla ilgili ne yapılabilir? İşte EMG çalışmaları var. EMG'nin dışında beyinle ilgili kraniyal MR çalışmaları var. Servikal MR var, lomber MR var. Bunlar şu demek. Beynin içindeki bu nöronların çıkışında aksonlar aşağı doğru iniyor ya, işte o subkortikal bölgelerdeki tutulumlar çok önemli. Şimdi bizim için önemli. Neye dikkat ediyoruz? Orada diyelim ki bir böyle tutulum var. O tutulumun ventrikül adını verdiğimiz beyin içindeki boşluklarla olan ilişkisi ve bu ilişkide onları dik olarak, seyir olarak yerleşimleri de bulunması bunu bize düşündüren bir faktör. Ama bunun dışında kandaki bir takım protein değişiklikleri de önemli diye düşünüyorum. Bu farklı bir konu. Kandaki protein değişikliklerine göz atmak ve bunların belki verisini istemek hastadan çok için, sanırım o kolay değil. Herkesin i̇şte, uyguladığı bir klinik de değil değil mi? Bu? Bunu ancak hastane koşullarında kişiden beyin omurilik sıvısı alıp bunu belirli özel laboratuvarlara gönderiyorsunuz. Orada işte bir takım oligoklonal bantlar gibi çalışmalar yapılıyor. O çalışmalar neticesinde açığa çıkan bir şey. Ancak orada gösterebilirsiniz. BOS çalışmalar adını verdiğimiz bir değer bu. Ama en önemli kriterlerin bir tanesi de kraniyal MR veya servikal MR'la bir demiyelinizden plan olup olmaması. Ayrıca demiyelinizden plan olabilir, aktif olabilir, bir de pasif dönemde olabilir. Yani kontrast tutuyorsa, eğer ilaç tutuyorsa, daha doğrusu hani onu boyayacak maddeyi tutuyorsa o zaman aktif plaklardan bahsediyoruz. Ama onlar için hepsi dediğim gibi profesyonel hizmetler, tetkikler bunlar. Çok küçük bir soru. Genetik olma ihtimali üzerine de Türkiye'de farklı çalışmalar da var. Tabii bu çalışmalar toplu değil, ayrı ayrı farklı farklı üniversite hastanelerinde gerçekleşen çalışmalar. Dolayısıyla genetikliği ile ilgili bugün net olarak masaya koyabileceğimiz bir makale ya da bir yayın var mı çalışma? Tabii. Genetik olarak bazı kişilerin yatkın olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle genetik çalışmalar yapılıyor. Bu size sadece olasılığını bildiriyor. Diyor ki işte sizin olasılığınız 100 binde 1 ise oradaki olasılığınız 100 binde 6-7 oluyor. Yani 6-7 katta artış gösteriyorsunuz. Belli işte APOB4'ler falan var. Böyle çeşit çeşit genler var. Ama onların hepsi size olasılıklar üzerinden fikir verir. Ailenizde de yapılmış bir çalışmalar varsa o da size katımsal olarak nerelere kadar geçebileceğini söyler. Peki ismini vermemizi istemediğimiz bir izleyicimiz MS ataklarından bahsetmemizi rica etmiş sadece. Ve 3 aylık bir periyot kapsamında geçiriyor olmam acaba kötüye mi iyiye mi gittiğimi gösteriyor yani demiş. Yani peş peşe tekrarlıyor olması iyi bir şey değil. 3 aylık bir ara vermiş olması. Ama bu iyi bir şey değil. Onun için şunu söylemek lazım. Bu 3 aylık periyot için İlk atakla beraber tedavi alıp almadığı çok önemli. Alınan tedavinin tipi de önemli.
ne aldığı önemli. Eğer siz bu MS ataklarında ona uygun ilk tedavi planını yaptıysanız ve onu baskılayıcı otoimmün bir hastalık olarak görüp ona uygun tedavi yaptıysanız genelde yanıt alırsınız. Ama nereye yapıldığını bilemediğimiz için yorum yapmıyorum. Ama dediğim gibi hiç ataksız, daha doğrusu hiç ilaçsız böyle ataklar geçirmesi son derece beklenen bir durum. Bununla karşılaşması da son derece hastalığın seyrine, doğal seyrine uyan bir durum. Kimi kişide 3 yılda sonra da olabilir, daha geç de olabilir ama böyle sık sık gidiyorsa mutlaka bir onunla ilgili tetkikler yapılıp atak tedavileri planlaması mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Şimdi farklı hastalıklarda elbette atak kavramı birbirinden çok farklı ama MS için 3 ay demek ki yakın peş peşe ifade edebildiğimiz, evet, peş peşe diye pekiştirebildiğimiz bir eylem. O zaman çok kısa atak nasıl atlatılabilir MS için ve kişi nasıl bunu hisseder? Bunu da anlatalım mı? Atağın oluşumu şu, inanın öncelikle hiç böyle çok son derece normalken bir gün yürürken kendisi bile son anda fark edebilir. Böyle birkaç adım attığınızda ayaklarınızdan bir tanesinde hafif bir aksama olabilir. Diyebilirsiniz ki sizin yürüyüşünde bir değişiklik var. Garip yürüyorsun. Evet ya, bugün adım atıyorum ama ayağımın bir tanesini sanki kaldırmakta güçlük çekiyorum. Bakın omurilinizde bir yerlerde sorun olabilir ve beynin, daha doğrusu bacakla ilgili ana nöronların çıkışı bir yerlerde bloke olmuş demektir. Hemen patolojik refleksler var mı yok mu diye muayenesinin yapılması gerekir. Kişinin bununla ilgili yapacağı inan hiçbir şey yok. Hastanın yapacağı bir şey yok. Hasta onunla ilgili bir şey yok. Şunu bilecek. Sıcaklar bunu artırır. Evet. Yani sıcak ortamda bulunmak bunu artırır. O zaman bununla ilgili neler var? Belli önlemler alacak. Hemen doktorunuza gideceksiniz. Akut atakla ilgili hemen gerekirse tedavi altına alacaksınız. İşte onun tedavileri tanımlanmıştır. Kortikoterapi kürleri yapılır. Belli oranları vardır. Rakamlarla konuşmayalım. Ama onları yapılır. Sonuçta ondan kurtulursunuz. Tedavi olursanız düzelirsiniz. Hı hı. Ama eğer bir takım şeyler düzelmiyor varsa bu iş ilerlemeye ve kronikleşmeye başlar. Kronikleşme demek aynı yerde atak birden fazla tekrarlarsa o bölgedeki nöronlar hasar görmeye, dolayısıyla nöronların o uzantısı olan aksonların hasarına bağlı iletim sorunlarını baş göstermeye başlar. Bu nedenle biz kesinlikle bu tür durumlarda ön araştırmaların yapılması gerektiğini ve gerekli tetkiklerin zamanında ve yeterli miktar yapılmasına önem göstermesi gerektiğini vurgulamak isteriz. Peki şimdi bu atağı atlattıktan sonraki süreçte koşa koşa size gelen bir hastanızı düşünecek olursak eğer, TMS uygulamasına aday olan veya TMS'yi uygulanmasını isteyen bir hasta için neler önerirsiniz? Herkese uygun olabilir mi? Her MS hastasına uygun olabilir mi bu metot? Yok yok. Kesinlikle böyle bir şey yapmıyorum. Bu yanıtı ben çok seviyorum. Tabii. O yüzden de her sorunda bu soruyu size soruyorum. Yok. Çünkü insanların aklında yeni metotlar sanki herkese uygulanabiliyormuş gibi bir imaj kesinlikle kalmamalı. Ne kadar kıymetli, ne kadar değerli bir bilim insanı olduğunuzu da buradan görmeliler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şey gerçekten mutlu oluyorum. Sağ olun. Bakın ben şunu ısrarla vurguluyorum. MS'in tedavisinde bugünkü koşullardaki bilgilerimize ve yapılan çalışmalara göre hastalığı tamamen kökünden sildiğine dair bir kanıt elde edilmemiştir. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Fakat hastalarımız bunu talep ederler. Ama çalışmalar da şunu göstermiştir. Evet, MS hastalığını direkt hastalığı tedavi edip iyileştirmiyor. Ama hayat standardı üzerine oldukça yararlı, hayat standartını yükselten ciddi bir etkisi var. En önemlisini, MS hastasının en büyük ciddi sorun nedir? Depresyonu olur bir kere. Şimdi bakın, depresyonla beraber seyreden hastalıkların ne kadar hızlı ilerlediğini, ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsunuz. Ama o zaman bu anlamda ona yardımcı oluyorsunuz. İkincisi de yürüyüş bozukluklarını kısmen de olsa beyni sürekli uyardığınız için, hı hı, o aşağıya doğru olan uyarılar nedeniyle aksonal olan o hasarlanmayı mümkün olduğunca oradaki miyelin rejenerasyonuna yardımcı oluyorsunuz. Beynin kendisine yaptırıyorsunuz bu işi. Bu sekonder bir kazanç. Ben şunu anlatıyorum. Diyorum ki siz bana bu hastalık için bütün büyük umutlarla gelip bana hocam biz bunu tedavi olacak, ben okudum çok da iyi. İnanın diyorum, bakın ben bu şekilde düşünmüyorum. Ben öyle iyileştirmek falan değil. Ama hastalarım diyor ki bana, biz çok hocam yürüyüşüm düzeldi, çok iyi yürüyorum. Haklısınız. Bu hayat standartınızın artması. Evet. Ama ben sizin diyorum hastalığınızı kökünden iyileştirmedim. Sadece sizin bugün için daha rahat yaşamanızı, daha rahat hareket etmenizi, evet, daha mutlu olmanızı, beyninizin o depresyonun daha da azalmasını sağladım. Ben size bu yönde yardımcı oluyorum. Şimdi ben bu kriterleri insanlara umut pompalamaktan hoşlanmıyorum. Evet. Benim görevim insanlara umut pompalamak değil. Gerçekleri
olabildiğince yalın bir şekilde iletebilmek ve gerçek anlamda yardımcı olacaksam da neyi elde edeceklerini bilmelerini sağlamak. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu çok önemli. Özellikle de bunun mesajını vermemiz de çok önemli. Çünkü ifade ettiğiniz gibi umut pompalamak değil temel evet, görevimiz. Amacımız o değil. Amacımız bu noktada gerçek anlamda bilimsel verileri ortaya koyarak hastanın bundan ne kadar faydalanabileceğini ve hayatının sonuna kadar madem MS artık hep bizimle birlikte, o zaman onunla birlikte en dostça nasıl yürünebilir? Kesinlikle. Bunu anlatabilmek, bunu gösterebilmek. Peki hemen yavaş yavaş aslında belki de ilk tanıştığımızda konu olarak masamızda değerlendirdiğimiz migren konusuna geçiş yapalım. Evet. Ben bu konuyu konuşmayı da çok seviyorum, çok kıymetli buluyorum. Çünkü çok fazla migren evet. hastası var çevremde benim. Dolayısıyla herkes siz migreni konuştuğunuz zaman ekranları başında pür dikkat bizi takip ediyor. Çünkü bu problem başımıza geldiği zaman bir süre gitmek bilmiyor ve hayat duruyor. Bu noktada biraz migren tipleriyle başlayalım mı? Şimdi tabii bu sıcak havalar şimdi veya sıcak. Bu örnek veriyorum Ramazan ayındaki tuttuğumuz oruçlar da zaman zaman tetikleyici olabiliyor maalesef. Kesinlikle. Ama kendimizin iyi doktoru olursak çözümü de vardır diye düşünüyorum. Şimdi aslında o kadar haklısınız ki ben şuna inanıyorum. Migren için bilinen iki tane temel tipi var. Bir auralı migren ve aurasız migren. Aura migrendeki baş ağrısından önceki göz belirtileri, özellikle gözünde çakmalar, ışık parlamaları, ışık uçuşmaları, böyle bir şekilde veya şimşek gibi çakmalar veya görme alanı defektleri dediğimiz sorunlarla ortaya çıkıyor. Bunun adı aura. Yani aura önceki belirti demek migrenden önce. Ondan sonra aura bitiyor ve şiddetli baş ağrısı, yarın baş ağrısı başlıyor. Migren niye olur? Önce soru bu. Neden biz migren diyoruz? Migren başınızda yarım, zonklayıcı karakterde şiddetli bir baş ağrısı. Peki ben böyle bir baş ağrısı çekiyorsam bunun altındaki sebeplerin neler olduğunu düşünmeliyim. Birincisi şu, beynim diyor ki bir sorunum var. Evet bir sorunum var ama ben sana sorunun diyor nerede olduğunu diyor artık sana anlatmaktan bıktım seni diyor uyarıyorum bak ben diyor zorlanıyorum beyin olarak sen lütfen diyor bir kendine bak. Beyaz bayrak. Evet artık beyin diyor ki ben yoruldum senden. Şimdi buradaki şey şu ciddi bir şekilde kendinize odaklanmanız gerekiyor. O zaman diyeceksiniz ki evet sorun nedir gerçekten bakın. Psikolojik olabilir ki en büyük etkenler psikolojiktir ama en önemli bir tanesi beyinde herhangi bir şey olabilir. Vücudunuzda bir arıza olabilir, bir sorun olabilir. Yani diyoruz ya bir neydi onu yansıtıyor size. O zaman bunları araştırırsınız. Basitçe ne var ne yok bulursunuz. Örneğin vücudunuz için zararlı olan bir şey alırsınız pat diye migreniniz tutar. Evet. Enfeksiyon olursunuz migreniniz tutar. Ya bunların hepsi psikojenik olarak gerilirsiniz, strese girersiniz inanılmaz bir migreniniz tutar. Ondan sonra bir gün bir şeyler yersiniz. Vücudunuz onu istemiyordur. Evet. İstemiyordur. O istemediği için size uyarır. Şiddetli baş ağrısı olursunuz, elinize süremezsiniz. Evet. Şimdi o zaman bu olaylara ben bugün neden farklılıklar var, bunu niçin yapıyorum deyip aslında migren size kendinizi sorgulatıyor. Kendi kendinize sorgulamanız gerekiyor. Tedavi yöntemlerinden biri ne biliyor musunuz? Bununla ilgili meditasyon yapmak. Ve biz en önemlilerinden bir tanesi şunu söylüyoruz. Lütfen diyoruz kendinize rahat olun. Çünkü bunu yaparsanız eğer yaklaşık 15 dakika iyi bir meditasyonla neden ağrıdığını bulabilirsiniz. O zaman o sebebe yönelik önlem alırsanız inanın bir dahaki sefer ondan olmaz. Bir de sürekli bir şey size hatırlatır beyin. Bak bundan ağrıyorum bunu düşün bunu düşün. O sorunu ortadan kaldırınca migren ağrılarınız zaten otomatikman rahatlayacaktır. Peki bizim burada kişinin şu anda ağrısı var. Adama ben gitsen şimdi migren git meditasyon yap demem. Evet, olmuyor. Evet. Onu sonuçta rahatlatmam lazım. Peki neden oldu bu? Benim arka tarafından bir depresyon dalgası yayıldı. Öne doğru geldi. Zonk ağrıyorum. Burada yapmanız gereken şey o dalgayı oradan daha başlangıç aşamasında durdurabilmek. İşte TMS, transkranial manyetik stimülasyon bu dönemde çok ciddi etkili. Bununla ilgili arka taraftan hemen tak diye onlarla bir uygulama yapıyorsun. Oraya çok şiddetli bir dalgayla vuruyorsunuz. O depresyon dalgası bir anda dağılıyor. O zaman hafifçe arka tarafta böyle ensenizde bir şey hissediyorsunuz. Böyle bir sersemlik hissi oluyor ama o migren ağrısı başlamıyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi yurt dışında en çok bunu kullandığımız yöntemlerden bir tanesi bu. Biz de burada cihazlarımızda bunu yapıyoruz. Hasta bana o anda gelirse hemen onunla tıkır diye vuruyorum. Peki ikincisi TMS'nin başka yerde faydası var. Ben en önemli şunun için kullanıyorum migrende özellikle. O hastalarda iki şeyim önemli. Benim asıl bir daha olmamasını sağlamak. Yani koruyucu tedavi. Evet. Birincisi TMS'yi, transkranial manyetik stimülasyonu bunun için kullanıyorum. İkincisi ise bu koruyucu tedaviyle beraber bu hastalarda şiddetli baş ağrısı onların psikolojik yapısını da etkiliyor doğal olarak.
aynı anda onu da tedavi ediyorum. Böylece iki semptomu birden ortadan kaldırınca kişi perdeler kalkıp arka taraftaki gerçek sorunu görüyor. Onlara bunu gösteriyorum ve diyorum ki sorununuz bu. Hı hı. Sorun ondan sonra oturup onun üzerine konuşmaya başlıyoruz. İşte o zaman herkes dökülüyor, işte açılıyor. İşte ya haklısınız ama işte nasıl çözeceğim? İşte ondan sonra da onları anlatmaya çalışıyorum. Veya uygunsa diyorum ki mesela siz şu doktora gidin, siz bir psikiyatriste gidin, şunu yapın. Veya sen diyorum şu doktora git muayene ol, şunu yap, şunu halledelim. Şimdi bu önemli bir şey. Hı hı. Ama asıl sorun neden? Bir olayın semptomdur. Yani bir ortaya çıkan bir bulgudur. Ama siz bunu ancak o şekilde yönlendirebilirsiniz. Yoksa klasik doktorluk şöyle olacak. Yani gelecek, geçmiş olsun, başına migren de çok güzel, şu ilacı kullan geçer. Geçmezse bir daha gel bir daha bakalım. Tamam, bunu da yapıyoruz ama bu yeterli değil. Önemli olan onun alttaki oluşan sebeplere yönelik bir şeyler yapabilmek. Ama akut atak tedavisi ve koruyucu atakta TMS halen aktif bir şekilde kullanılıyor. Peki, TMS kullanılamıyorsa eğer, hı-hı, örnek veriyorum ve aurasızsa, tabii, migrenimiz, yani, hı-hı, herhangi bir yolculuk sırasında, direksiyon başındayken, ders anlatırken, yayındayken her an başımıza gelebiliyor. Neler tavsiye edersiniz? Özellikle o atakla kendi kendine baş etmek durumunda kalan ve belki bir yarım saat, bir saat sonra doktora gitme şansı olabilecek olan kişiler için. Örneğin arabayı hala sürmeye devam etmek doğru bir davranış mı? Değil, kesinlikle değil. Arkadaşlar migrenliyken inanın bana çok tehlikeli. Dedim ya, birincisi ne olacağı belli. Şiddetli ağrıdan, hı-hı, kaza yapma olasılığınız çok artar. Çünkü dikkati çok dağıtır. Konsantrasyonunuz kesinlikle bozulur. Ve en önemlisi uykunuz gelir. Uyku sizi niçin ister? Beyin der ki acilen şu şalterleri kapatın. Bu kişi birazcık dinlensin, kendine gelsin. Niye? Çünkü beyin diyor ki ben zorlanıyorum kardeşim. Ben artık bunu başa çıkamıyorum. Al sana diyor. Ben oraya diyor bir sürü de şey göndermek istiyorum. Kan göndermek için oraya hücum ediyor o bölgeye. O sizin bütün damarlarınız genişliyor. Damarlar genişlediği için şiddetli başınız ağrıyor. Beyin diyor ki ben orayı çözemedim diyor. O bölgenizde sorun var. Git diyor sen çöz şimdi. Sen çöz. Nasıl çözeceksin? Sana diyor ki ben sana bir yöntem önereyim diyor. Kapat diyor şalterlerini. Uyu biraz uyku diyor. Uyku en önemlilerinden bir tanesi. Biz onun için diyoruz ki çok zorda kalıyorsanız en azından 10-15 dakika dinlenin. Ciddi bir şekilde faydası vardır. Hı hı. Yani şöyle 10-15 dakika dinlemek sizin için böyle çok aşırı bir zaman gibi geliyor, evet, belki. Ama hayır, çok idealdir. Sizi rahatlatır. Loş ortamda bulunmak etkiler. Dış uyaranlar sizi üzmeye başlar. Sesler daha fazla gelir. Işık sizi çok rahatsız eder. Bulantınız olmaya başlar bir süre sonra. Onun için bunları basit önlemler alıp ışıkları kısmak, loş ortamda olmak, belli küçük şeylerle bunu o anda geçiştirebilirsin. Daha hafif geçmesini sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bir telefonumuz var. Telefonun ardından yiyeceklerle de ilgili bildiklerimizin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu soracağım size. Çiğdem Hanım hatta. Çiğdem Akın Bursa'dan arıyor bizi. Çiğdem Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz efendim. Buyurun sorunuzu alalım. Benim de migrenim var. 3 senedir var bende migren. Hı hı. Ama sürekli her gün ağrı kesici kullanıyorum. Geçmiyor yani. Hiçbir şekilde çok ağrıdı mı da iğne de vurunuyorum. Gerekli tedavi için de gittim. Temografi falan da çekildi ama herhangi bir sıkıntı yok. Stresten olabilir dendi. Bilmiyorum yani geçmiyor. Geçmeyen bir baş ağrı. İlacın adı. Kullandığı ağrı kesicilerin ismini. Şimdi örneğin onu öğrenemiyoruz kurallar, tamam, gereği. Yani o zaman onu... Ama şunu sorabiliriz belki. Baş ağrısı mı migren mi olduğunu netleştirebilmek için. Belki taraflarını sorabiliriz Çiğdem Hanım'a ağrısını. Çiğdem Hanım'a şöyle söyleyeyim. Yani sürekli kullandığı ilaçlar var ya bu çok, hı-hı, önemli. Bazen şöyle bilinmeyen bir şey şu. İlaçlar da baş ağrısı yapar. Hı-hı. Yani bu en çok atlanan olgulardan biri bu. Hele bağımlılık yapıcı bir takım ilaçlar var. İsmini burada kullanmıyoruz ama ana maddesi olarak onlar böyle beşler tüpten türedilen bir takım kısmı ciddi bir şekilde bağımlılık yaptığı için ertesi gün veya bir sonraki gün o ilacı almazsanız, hı-hı, başınız şiddetle ağrır. Biz onun için o tür olgularda, sürekli baş ağrılı olgularda onları çok dikkatli sorguluyoruz. O ilaçları kaldırınca diyorum ki sizin başınız 3 gün ağrıyacak. Hı-hı. Güzel güzel ağrıyacak. Canınız da çok yanacak. Ama biz bunları başka ilaçları keseceğiz. Ama diyorum bir hafta sonra, 10 gün sonra kafanız açılacak, pırıl pırıl olacaksınız. Düşünceleriniz normale dönecek. O zaman bu ağrı bir daha sizi de tekrarlamayacak. Dolayısıyla bu noktada kullanılan
İlacın tipi ve içindeki önemli. Etken maddeleri iyi bilmek çok önemli. Çok önemli. Yani biz migren ilaçlarının kendisi de baş ağrısı yapar. Hı hı. Ben onun için söylüyorum. Yani bir de bağımlılık yapar. Kurtulması da oldukça ciddi şekilde zordur. Kişi böyle sürekli ilaç almaya başlar. Ve bu bir kısır döngü oluşturur. İlacı alırsanız rahatlarsınız. Ay ilacı aldım harikayım doktor bey. Ama ertesi gün tekrar o saat yaklaştıkça ilacı alamadığı için, vücuttaki eksiklik oluştuğu için gerek psikolojik gerekse fiziksel bağımlılık nedeniyle onlarda şiddet ağrılar olur. Peki hocam hazır yeri gelmişken Çiğdem Hanım'ın sorusundan yola çıkarak migrenle baş ağrısının arasındaki kırmızı çizgimiz nedir? Taraflı olması mı? Şöyle migrenin en önemli tanımlayıcı özelliği neydi? İşte yarım baş ağrısı olacak. Zonklayıcı karakterde olacak. İşte belirli bir sürede devam edecek. Çok öyle uzun saatler boyunca bazı gerçi tanımlar değişiyor. Çok uzun süren baş ağrıları da oluyor. Ama onun dışında frontal bölgede özellikle yan taraflarda zonklayıcı karakterde olan şiddetli baş ağrısı olarak tanımlıyoruz. Ama bunun altında yatan diğer sebeplerle ilişkili işte stres en önemli faktör. Bunun için her zaman söylüyorum. Yine aynı zamanda enfeksiyonlardan bahsettik. Diğer faktörler var. Vücuttaki işte bir takım uyarılar, alınan besinler, besinlerden de işte biraz önce size ondan da bahsettiniz. Besinler de etkiliyor ama genelde şöyle bir şey var. Şimdi son zamanlarda şu da tartışılıyor. Mesela çikolata yeriz değil mi? Çikolata artırır migreni. Evet şimdi bunu da soracaktım. Çok ilginç. Çikolata aslında migreni artırıyor ama şöyle bir şey var. Şöyle bir çalışma yapılmış. Biz gerçekten çikolata migreni oluşuyor. Acaba biz migren olacağımız için mi çikolata istiyoruz? O da ayrı bir konu. Evet. Yani o da bir ihtiyaç. Çünkü vücudunuz sizin, karaciğeriniz sizin bütün vücudunuzu tarıyor. Her şeyinizi, ihtiyaçlarınızı belirliyor. Orası sizin bildiğiniz lojistik destek açısından inanılmaz bir kontrol mekanizmasına sahip. Bütün vücudunuzun her şeyi orada tespit edilmiş durumda. Şimdi orası size bir tanımlama yapıyor. Şuna eksiğim var, şu hücreler şu gidecek, buraya bu gidecek. Belki şöyle olabilir. Yani bizim ona ihtiyacımız vardır. Onun için alacağım bir madde benim gidecek serotonin düzeyimi yükseltecek. Serotonin yükseldiği için de benim baş ağrılar geçecek. Neden böyle olmasın? Dünyada bu da tartışılıyor. Şimdi artık deniyor ki sebep mi sonuç mu acaba? Hı hı. Onun için biraz şey olmak lazım. Yani biraz daha böyle aç olup evet mesela ben şunu diyorum. Bende de migrenim vardı. Peynir derler peynir yenmez. Ben çok seviyorum. Hı hı. Domates, ben çok seviyorum. Çilek, evet çok seviyorum. Hiçbir de bende baş ağrısı yapmıyor. Renk potansiyeli yüksek olan gıdalar ya da antioksidan değerimi yüksek olan gıdalar değil. Onlar biraz ağır geliyor ama işte kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Evet. Yani onun için illa herkese şunu dememek lazım. Şunu yeme, bunu yeme. O bence yanlış. Onun yerine şöyle diyelim isterseniz. Günümüzde bence bu daha doğru. Şimdi bütün vatandaşlarımız bunun farkında. Vücudumuzun alerjen olduğu bir takım gıdalar olabilir. Hı hı. Siz o gıdaları aldığınız zaman vücudunuz size isyan eder. İşte karnınız şişmeye başlar, bağırsaklarınıza gaz olur, dengeleriniz bozulur. Halbuki bu arada ne yaparsınız? Kalın bağırsaklarınız içindeki florayı değiştirirsiniz. Evet. Floranız değiştiği için de yukarıda şakır şakır başınız ağrır. Evet. Ne oldu bizim migren? Nereden nereye geldik? Şimdi bambaşka bir yere gittik. Kalın bağırsağın içindeki floradan bambaşka bir yerdeki baş ağrılarına bağladık. Ya bu da şöyle olması lazım. Ben şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani hiçbir zaman kafamızın içinde statik şu bilgi şöyle olsun. Bu yanlış. Günler içinde değişkenlikler oluyor. Tıp çok hızlı değişiyor. Kişiye de özel değişen şeyler çok oluyor. Kesinlikle çok haklısınız. Kişiye ait o kadar hızlı değişiyor ki. Eskiden bunu çok genellerdik. Fakat şimdi insanlarla konuşurken kişisel özelliklerini dikkate alıyoruz. Hı hı. Ben soruyorum nedir, ne değildir, neye karşı alerjiniz var mı, dokunan bir şey var mı, nelere dikkat ediyorsun, neler yiyorsun. Bunlar önemli. Günümüzde bunlar daha önemli. Hı hı. Şimdi bir de tabii migren için değil ama diğer kronik hastalıklar için, MS için veya biraz sonra belki bahsedeceğiz, demans için de konuşacağız. Burada çok ciddi bir şey sorunumuz var. Eskiden ne diyorduk? İşte bu hastalıkların hepsi kronik beyinde var. Sebebi nedir? Kimse bilmiyor. Evet. Bilmiyoruz. Hepimiz böyle dedik. Ama bakın yeni yayınlar var. Son yapılan yayınlardan birinde daha Mart ayında yeni yayınlandı. O yayında şundan bahsedildi. Deniyor ki bunun da virüs demeyelim. Virüs yanlış anlaşılıyor. Sonra hocam virüs dedi. Yok öyle bir şey. Ama virüs gibi bir takım patojen ajanların rol aldığı ve DNA segmenti üzerinde etkilerde bulunduğu hücrenin içine girip oralara işleyen bir takım patojen ajanlar nedeniyle bu hastalıkların oluşuna dair çok kuvvetli deliller var. Ve çok büyük bir bunu yayınladı. Evet. Şimdi bunun anlamı şu. Dünya artık bakış açısını değiştirdi. Hepimiz biliyoruz. Midede ne dedik? Ülserim var. Mide ülserim var. Neden oluyor bilmiyoruz. Asit salgılanıyor. Ama ne oldu? Bir tane helikobakter pylori.
çıktı. Aynı teori şu anda bu hastalıklar için zaten eskiden beri düşünülürdü. Yani biz nörologlar bunu yıllarda hepimiz hayalimiz şeyimiz budur. Düşünmüştük, hepimiz düşündük ama sonuç şu. Yeni yeni bunlar gösteriliyor. Buna ait çok ciddi kanıtlar bulundu. Çok yakındır eli kulağında yani şurada 3-5 ay içinde veya 1-2 yıl için en fazla bize diyecekler ki aa evet bak adı mikrobun adı bu. Hadi bakalım şimdi ister misin bize şöyle bir şey çıksın. MS'de şu antibiyotiği kullanın. MS'de şunu kullanın. Şimdi böyle çalışmalar var. Evet. Deniyor ki şunları yapalım bu çok. Kalın bağırsakla ilişkisi ne oldu? Şimdi biraz önce migrenden konuştuk. Bakın ne kadar farklı değil mi? Kalın evet. bağırsak evet. nere? Migren nere? Ama şunu vurguluyorsunuz, bunu çok ifade etmek gerekir bence. Sabit, statik kuralların olmadığını ve kişiye yönelik, kişinin hatta yaş periyoduna yönelik, belki kökenine yönelik, belki karakteristik özelliklerine yönelik yiyeceklerin de uygulamaların da belirli evet. bir miktar değişebileceğini ifade ediyoruz. Ama sanırım bunlar arasında verdiğiniz örneklerde geçti. Bir özel istisna var ki yüksek ışık. Örnek veriyorum evet. şu an bizim stüdyomuzdaki gibi evet. Belki migreni gerçekten provoke edici değerde yüksek ışığın sanırım bütün migren hastalarına olumsuz bir etkisi var. Biraz bununla ilgili de mesaj verelim. Kesinlikle haklısınız. Yüksek ışık, yüksek ses bunlar size dış uyaranan. Bunların bir limitleri var. Bakın bizler yaratılırken bize belli bir sınırlar konmuş. Demişler ki şu frekanslar arasında görebilirsiniz. Şunları duyabilirsiniz. Bunların da şiddeti var. Sizin de kulağınızdaki zarla retinanız arka tarafta gözün algılayabilecekleri oradaki bu konik yapıların bunu hissedebilecekleri bir düzey var. Şimdi bunları zorlarsanız bu zorlanmayı bir süre sonra dayanamazlar. Oralarda küçük küçük aşırı harabiyetler hı hı. başlıyor. Şimdi bu şunun için düşünün. Bu şurada 220 voltta çalışan bir sürü aletimiz var. Evet. Şimdi buraya şimdi dürüstçe söyleyelim. Bunları 220 değil de buraya 250 volt verelim yani. Veya işte 260, 300 volt verelim. Hangi alet kalır burada? Evet. Hangi alet çalışır? Hepsi bir süre sonra patlar gözümüzün önünde. Aynı mantık beyinde öyle. Beyinde bunu hemen hasar görmeye başlıyor. Oradaki hassasiyetleri bozuluyor. Ondan sonra göremiyorsunuz mesela. Allah demiş ki ya bu insanoğlunu yaratıyorum. Bari demiş şunları bu işleri kendileri beceremezler. Ben demiş biraz yardımcı olayım. Bakın gözümüzün şurada göz bebeği var değil mi? Simsiyah gözüküyor. Hı hı. Orası aslında bir boşluk. Evet. Arkaya ışık geçiyor. Evet. İşte o ışık fazla geldiği zaman orası anında o deliği kısacık kapatıyor. Mini minnacık iğne ucu kadar. Arka tarafın hasar görmesini engelliyor. Çünkü arkaya çok ışık düştüğü zaman arka taraf hasar görüyor. Bu nedenle sizi koruyacak mekanizmalar da bununla beraber yaratılmıştır bu süreçte. Hı hı. O yüzden loş ortam, evet. karanlık oda belki evet. Yükseldiği zaman ağrılar. Tabii. Yani amaç ne? Beyne gidebilecek uyarıları mümkün olduğunca azaltmanız gerekiyor. Beyin zaten o anda diyor ki ben çalışamıyorum. Ben şu anda diyor off konumdayım, kapalıyım. Ama siz diyorsunuz ki al sana ışık, al sana gürültü. Sen biraz daha zorla kendini. Zaten her saniye şu anda ayakta duruyoruz. 3 milyon tane uyarı aşağıdan proprioseptif olarak yukarı geliyor. Düşünsenize 3 milyon tane beyniniz her saniye 3 milyon uyarı. Ben şurada car car konuşuyorum şimdi. Her seferinde yaklaşık 100 saniye için 300 milyon uyarı geldi bize. 300 milyon tane uyarıyı bir düşünsenize 1 dakika içinde tokur 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 işliyor. Böyle bir şey kolay değil. Beynin bu kadar işi yapabilmesi ciddi bir anlamda zordur. Ama kolay değil ve beynin her tarafını kullanıyorsunuz. Bütün aralarla haberleşiyor. Çünkü bakın ayakta durmaya çalışıyoruz. Ayakta duruyorsunuz. Bunu sağlaması için şu anda binlerce emir gidiyor. Hı hı. Kaslarımızın arasında her taraf konuşuyor. Ne oldu? Hani sinirlerde miyelin kılıfında gecikme var dedik. O zaman miyelin kılıfı hasarı olunca bu gecikme aşağı geç gidiyor. Bu sefer başlıyorsunuz sağa sola gitmeye. Evet. Dengeniz bozuluyor. Aman bu sefer toparlamak için bu tarafa iyice kayıyorsunuz. Ayakta başı sallanmaya. Hasta diyor ki hocam ben yürüyorum geri gidiyorum. Neden gidiyorsunuz? Bunun için gidiyorsunuz. Beyninizin bu uyumla ilgili sorunlar yaşaması o miyelin kılıfındaki akışın iyi olmaması nedeniyle. Şimdi programımızın ikinci yarısında demansı ve Alzheimer'ı konuşacağız. O yüzden kısacık bir ara verelim. Hem bu arada sizi de dinlendirelim. Kısa bir ara efendim. Reklamların ardından demans ve Alzheimer'la karşınızda olacağız.
Efendim Olay Sağlık ikinci yarıda kaldığı yerden devam ediyor. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için biz bugünkü konu ve konuğumuzu yeniden hatırlatalım. Nöroloji uzmanı Doktor Mustafa Erim bizimle birlikte. Biz programımızın özellikle ilk yarısında MS'den ve bununla birlikte migrenden, MS ve migrenin tedavilerinden gelinen son noktadan bahsettik. Aslında ortak bir payda çizmek gerekirse özellikle migrenle ilgili bilinen pek çok kriterin içinde kişiye özel bazı reçetelerinde olabileceğini vurguladık. Hele ki migren için kullanılan ilaçların etken maddelerine çok dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik. Çünkü bu ilaçların içindeki etken maddelerin metabolizmamız üzerinde bağımlılık ya da zaman zaman kronik küçük baş ağrıları yaratma ihtimalleri de var. Bu nedenden dolayı ilaçları tüketirken de bilinçli olmamız gerekiyor ve sürekli olarak uzmanımızla bir temas halinde olmamız gerekiyor. Doktorumuzu bırakmamamız ki en temel şartlardan bir tanesi benim fikrim. Tabii yani bunu yarın öbür gün oluşabilecek daha tehlikeli durumlara düşmemek için yapmakta fayda var. Kendimizi korumak için bunu dikkat etmeliyiz. Çünkü gerçekten bizde biraz sanırım bu sağlık imkanlarının sınırsız ve kuralsızlaşmasıyla da ilgili olabilir. Doktor doktor gezen hasta portföyü ortaya çıkmaya başladı benim gözlemlerime göre. Ve ben bu sonuçtan dolayı çok son derece mutsuzum ve kızıyorum da bu sonuca. Çünkü bir hastayı tanıması doktorun zaten zaman gerektiren bir şey. Bu doktor bana iyi gelmedi fikriyle yola çıkan hasta portföyü ortaya çıktı. Ne dersiniz buna? Ben şöyle düşünüyorum. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Mesela sizler genelde kuaförünüzü değiştiriyor musunuz? Ben asla, hiç değiştirmem. Asla. Hanımlar kuaförü değiştirmez. Erkek milleti de berberini değiştirmez. Erkekler de bir tanesine giderler. Asla onun dışında başkasına gitmesi çok zordur. İnanın onu başka bir yere gitmezse berber herkes ona takılır. Devam eder. Çok büyük bir olay yaşamazsanız. Ama nedense herkes sağlığı söz konusu olunca değiştirmeye bayılıyor. Hı hı. Tabii bu şimdi şöyle düşünmek lazım. Asıl sorun şu, sistemden kaynaklanıyor. Bunun sebebi sistem. Hı hı. Nedir sistem? Şimdi bakın doktora gidiyorsunuz. Doktorla karşılıklı geçireceğiniz zaman çok önemli. Sınırlı. Zamanın kalitesi de önemli. Evet. Şimdi siz hastanıza yeterince zaman ayırırsanız, hastalığı hakkında bilgilendirirseniz, tedavinin nasıl yapılacağını onunla konuşur, hastanın onayını alıp onu ikna ederseniz her şey güllük gülistanlık. Ama bunu 3 dakika içinde yapacaksanız çok zor. Bugün bir tane hasta bir şey dedi, bir arkadaşım doktora gitmekten çok korkuyorum dedi. Çünkü dedi doktorla dedi göz göze gelmek dedi mümkün değil. Doktor gözlerime bakmadan bir şeyler anlatıyor. Şimdi onu o da muhtemelen seyrediyordur. Onun için ısrarla bunu söylemek istedim. Hı hı. Gerçekten insanların çoğu böyle düşünüyor. Evet. Ama bu doktordan kaynaklanmıyor. Doktorun ziyade yetiştirme tarzından, aceleciliğinden, ona zamanın kısıtlılığı nedeniyle aşırı yüklenilmesinden kaynaklanıyor. Evet. Şimdi doktor buna ne yapsın? Yani 3 dakika, 5 dakika içinde bitirmesi gereken bir iş var. Ve karşınızdaki de bir insan. Evet. Nasıl diyebilirsiniz? Daha muayene edeceksiniz, konuşacaksınız, reçete yazacaksınız, tanı koyacaksınız. Evet. Şimdi bu o kadar kolay mı yani? 3 dakikada yapılacak bir şey olsaydı bize değil bilgisayarlara verirlerdi bu işi. Onlar yapardı. Ama ne yazık ki Türkiye biraz bazı şeyleri yaşayarak, tecrübe ederek öğreniyor. Ama işte acılarıyla, hatalarıyla, sevaplarıyla çok tehlikeli. Ben çok tehlikeli buluyorum. Ben emin olana kadar çok ciddi bir şekilde bakıyorum, testler yapıyorum. Ondan sonra hastaya bir şeyler söyleyebiliyorum. Hı hı. Şimdi bunu yapamazsam o zaman nasıl bir kaliteden söz edebilirsiniz? Herkesin kendine bir soru sorması lazım evet. Bu noktada değil mi? Hem hastanın acaba yaptığım hatalar neler? O diyete uymadım, bu diyete uymayarak o ilaçları kullandım. Acaba etkileri bu yüzden mi az bende gibi kendini de sorgulaması. Belki hekimin de bu noktada kendine birkaç soru sorması gerekiyor. Şimdi çok ilginç bir tane şeyim var. Bir hastam var. Böyle tam hastayı azıcık toparlıyorum. Tam kendine geliyor. Ondan sonra eve gönderiyorum. 10 gün sonra tekrar aynı halde geri geliyor. Toparlıyorum bir daha. Hasta toplanıyor, kendine geliyor. Ondan sonra geliyor. En son dedim ki sorun nedir? Hı hı. Sorun şimdi hayata bakış açısıyla ilişkili. Şimdi eşi, en yakın insan eşi. Evet. Eşlerle oluyor, çocuklarla oluyor. Takıntılar onların üzerine kurulu genelde. Şimdi diyor ki en sonunda dayan hocam diyor artık bana diyor bir şey demin bu adama söyleyin o hallet. Ya diyorum ki nasıl ben senin eşine şunu yap bunu yap nasıl diyor hocam ona söyleyin diyor onu bir daha uyarın. Ya diyorum ki tekrar bakın diyorum benim görevim sizi bunları söyleyebilecek hale getirmek. Evet. Ben bunu yapıyorum size. Güçlendirmek. Evet ben sizi anlamda sağlam hale getiriyorum ama diyorum ben evinize gelip sizin hayatınızı yönlendiremem, sizi düzeltemem. Ama buraya diyorum elinizi koyacaksınız ve cesaretinizi göstereceksiniz. Hayır demeyi öğrenin. Ona diyeceksiniz ki hayır ben bunu yapmak istemiyorum. Adam bu düşüncen yanlış, bu doğru değil, bu ikimiz için de iyi bir şey değil.
Şunun için değil deyip anlatacaksınız. İnanın bunu yaptırmak bir iki ayım alıyor. Kolay değil. Dolayısıyla hatalı davranışların arkasında yatan problemleri de çözümlemesi gerekiyor bu noktada kişinin, evet, değil mi? Tabii. Hasta ya da doktor diye ayırmıyorum artık, genelliyorum. Kesinlikle öyle ve şey olmamanız lazım. Yani inanın ben bir şey daha, tabii hayat bana onu da çok ciddi bir şekilde onu öğretti. Karşınızda hiçbir zaman arkadaşlar hastalık yoktur, hasta vardır. Onun için gelen her hasta bana böyle bazen diyor ki hocam benim şu rahatsızlığım var diyor. Dinliyorum. O hastalığı kenara yazıyorum. Ama hiçbir şey yokmuş gibi, bana hiçbir şey anlatılmamış gibi yeni baştan sıfırdan bakıyorum. İnanın bana bazen altında bakıyorsunuz ki arkasında bambaşka sebepler var. Kişi size bir şey anlatıyor. Hı. Aslında hayatın içinde bambaşka vurguladığı şeyler var. Sizin önemli olan o kişinin anlattıkları değil, size o anlattığı kelimelerin altında ifade ettikleri çok önemli. Hekim olarak bunu anlamalısınız. Çok, yoksa aksi takdirde faydalı olma şansınız çok ama çok az. Evet, bunlar çok önemli mesajlar ama son 5 dakikanın içerisindeyiz. Alzheimer ve demans ayrı ayrı birer program konusu, hatta birkaçer program konusu ama her ikisini de ifade ettiğimiz için değinerek geçelim. Alzheimer'da isterseniz doğrudan TMS'nin faktöründen hemen bahsedelim. Ve demans da artık son dönemde gençlerin çok korktuğu bir kabus haline gelmeye başladı. Biraz da buna değinelim. Tamam, aslında şöyle diyelim, çok basit bir mantıkla Alzheimer bir demans türü. Hı hı. Onun bir alt grubu. Hı hı. Hemen ondan kısaca bahsedeyim. Alzheimer şimdi ciddi bir şekilde toplumda artıyor. Arkadaşlar ne yazık ki Türkiye'nin geleceğinde Alzheimer hastalığının oranı şiddetle artacak. Çok basit bir çalışma yapıldı. Çok ilginç bir çalışma var. Yurt dışında yapılmış, Amerika'da. Çok ilginç bir çalışma, baktım onu görmüştüm. O çok hoşuma gidiyor. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Türkiye, Çin ve Amerika'yı karşılaştırmışlar. Hı hı. Gelecekteki Alzheimer vakalar açısından çok ilginç bir çalışma. Dedim ki ne işimiz var bizim bu çalışma? Çinleri, Amerikanları, şeyleri. Onlar olaya çok farklı boyuttan bakmışlar. Bunlarla ilgili gelecekteki bizim bu genç nüfusun yaşlanacağını hesaplamışlar. 2025-2030 yılındaki Türkiye profilini çıkartmış Amerikalılar. Hı hı. Ve demişler ki o dönemde Türklerin şunlara ihtiyacı var. Ama Türkiye'nin bu konuda hiç yatırımı yok. Çin şunu yapıyor, orada da insan kalabalığı çok. Çin neler için hamleler yaptı? Biz Amerikalılar en iyisini düşünüyoruz. Biz diyor en kötüsünü görmek için Türkiye'ye bakalım, en iyisini görmek için Çin'e bakalım. Hı hı. Onlar kendilerini Çin'le kıyaslıyorlar gelişmişlik açısından. Bize de izlemeye almışlar özellikle. Neden? Çünkü çok hızlı bir şekilde yaşlı bir nüfusa sahip olacağız. Ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, hı hı, yaşam tarzlarını kolaylaştırmaya yönelik, onların yaşantıları için, onlara o aktiviteleri sağlamaya, onların yaşantılarını sürdürmeye yönelik aktivitelerin Türkiye'de henüz tam oturmadığını fark etmişler. Hı hı. Bunun için yayın yapmışlar. Çok ilginç bir çalışma. Yani onları görünce ben şunu düşündüm. Evet, biz hep bugün için konuşuyoruz ama geleceğimizde hepimiz unutmamamız lazım. Bizim çocuklarımız da yaşlanacak. Evet. O yaşlanan çocukların da o dönemde daha huzurlu, daha mutlu olmaları için bugünden bizlerin de o yatırımlara başlamamız gerekiyor. Aksi takdirde yaşlandığımız hepimiz için sorunlu başlayacak. Hem temel sağlık hizmetleri hem de ileri, evet, dönem TMS, sosyal sağlık hizmetleri adına. Evet. Buyurun. Şimdi TMS bu dönemde etkili. Arkadaşlar TMS, transkranial magnetic stimülasyon, Alzheimer'da özellikle ne getiriyor bize? Şimdi bakın, onlar da sol frontal bölge, biliyorsunuz bizim vücudumuzun ana işlemcisi diyebiliriz. Hı hı. Orada prefrontal korteksler var. Prefrontal korteks bizim vücudumuza gelen bütün her türlü veriyi değerlendiriyor. Bütün her yerle, beynin her tarafıyla haberleşiyor. Haberleştikten sonra da bir karar veriyor. Onu uygulamaya sokuyor. Evet. Şimdi bu bölgeniz çalışmıyorsa geçmiş olsun, işte Alzheimer oluyorsunuz. Alzheimer'da neydi özellik? Frontal ve parietal temporal bölgelerde atrofi, hı hı, hücre kaybı oluşuyor. Şimdi TMS yaptığınız zaman bu kişilerin frontalini güçlendiriyorsunuz. O bölgede lokal kan akımını artırıyorsunuz. O bölgede oksijen ve glukoz tüketimini artırıyorsunuz. O bölgedeki nöronları aktif hale getiriyorsunuz. Yapılan çalışmalar long term potentiation adı verdiğimiz olay üzerindeki sinirlerin daha güçlü hale gelmesini, sinapslardaki geçirgenliğin daha arttığını, oranın daha da kuvvetlendiğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla TMS yaptıktan sonra Alzheimer hastalarının birçoğunun hayat kalitesi artıyor. Aynı MS'deki gibi. Peki önceden durdurmak ya da süreci yavaşlatma şansı var mı TMS'nin? TMS'nin şöyle, önceden durdurma, evet, olayı her zaman için yavaşlatma, hı hı, geciktirme
öteleme şansı var. Yoksa biz hiçbir zaman hastalığı tedavi ediyor, %100 toparlar, muhteşem olacak. Yok böyle bir şey. Ama ne yapıyorsunuz? O hücreler ölmeden onları daha aktif hale getiriyorsunuz, daha iyi kullanılır hale getiriyorsunuz. Beyninizin kapasitesini artırıyorsunuz. Ben hep şeyi söylüyorum, bilgisayarların içinde şey vardır, çiplerde zaman ayarları vardır. Hiç böyle onu bilgisayarla uğraşanlar bilirler. O zaman ayarlarıyla oynuyorsunuz, işlemcinin gücünü artırıyorsunuz. Biz de beyne diyoruz ki sen böyle çalış. Şöyle düşünün, askeriyede herkes ortalıkta yayılmış oturuyor. Herkes dağınık biçimde, komutan gelecek, çavuş geliyor bağırıyor. Hadi arkadaşlar toplanın, komutan gelmek üzere. Kimse de ses seda yok. Ondan sonra komutan gelecek, biraz sonra komutan içeri giriyor. Herkes topluyorlar. Herkes hazır ola geçiyor. Komutan başta, herkes rap rap, idman çalışma, idman çalışma. Herkes antrenmanlar sonucunda çakı gibi asker oluyor değil evet, mi? Evet. Ama ondan sonra komutan her gün mü orada? Hayır. TMS de böyle. Siz 15-20 gün TMS'yi yapıyorsunuz. Beyin artık haldır haldır çalışmaya alıştığı için beyin o hızla alıp gaz alıp devam ediyor. Beyin o bölgesi aktif hale geliyor. Şimdi sonuçta sizi dışarıdan birisi dürtüyor. Çalış, hı hı. Daha aktif ol ve bu aktiviteni kullan. Bu bölgenin çalışması bu olmalı diye uyarıyor. Bir nevi yaşam koçluğu yapıyor bize değil mi? Evet. Biyolojik evet. olarak. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine çok kıymetli bilgiler aldık sizden. Çok şey öğrendik bu programımız boyunca. Önümüzdeki haftalarda tekrar karşılaşmak dileğiyle. Teşekkür ederim. Efendim noktayı koyuyoruz. Yarın yine saat 14'te karşınızda olmak dileğiyle.